Bugün günlerden Buz Devri günüydü. Buz Devri benim dünyada en çok sevdiğim filmdi. İşte o beklenen gün geldi. Buz Devri yayındaydı. Tam biletimi alıp evden çıkacaktım ki gördüklerime inanamadım. Şişko köpeğim Paris biletimi yiyordu. Hayallerim resmen suya düşmüştü. Tombiş köpeğim yüzünden sinemaya gidemeyecektim. Üstelik yeni bir sinema bileti alacak param da yoktu. Ama ben de Mert Sarıysam bu sinemaya gitmenin bir yolunu bulacaktım. Buz Devri! Buz Devri! Buz Devri! Buz Devri filmine girmek istiyorum. Buz Devri filmine girmek için önce biletini göstermen lazım. Bilet mi? Burada biletim. Peki şimdi girebilir miyim? Tabii ki de girebilirsin kızım. Buyur. İyi seyirler. Oley! Yaşasın! Merhaba. Ben Buz Devri filmi için gelmiştim. Tabii ki. Biletini göster gir. Ama benim biletim yok. Hem bilet alabilecek param da yok. Ya bu seferlik bir şey olmaz. Bir kez parasız gireyim. Çünkü ben bu filmi yıllardır bekliyorum. Beyefendi, beyefendi. Parayı veren bileti çalar. Burası hayır kurumu mu ya? Bedavaya sizi sinemaya sokacağız. Gidin buradan lütfen. Buz Devri'ni falan izleyemezsiniz. Ama ben bu film için yıllardır bekledim. Tamam mı? Lütfen alın. Dükkanın önünü kapatma. Hadi kardeşim, hadi yürü git ya. Of ya. Şu işe bak ya. Sen yıllardır Buz Devri filmini sinemada izlemek için bekle. Köpeğin biletini yiyse sinemaya giriş yapama. Of ya, böyle bir şey olmaz. Ama bir saniye ya. Ben bu filme gireceğim, tamam mı? Ne yapıp edip gireceğim. Nasıl girebilirim peki? Aha, buldum. Görevlinin arkasında ne yazıyordu? Hamileler ücretsiz giriş yapabilir yazıyordu. O halde hamile kılığına gireyim. Ondan sonra da bedava sinemaya gireyim. Aa, çok iyi fikir. O zaman gidip hemen hamile kılığına gireyim. Gel vatandaş, gel. Filme 2 saat kaldı. Gelemeyen pişman oluyor. Buyurun bayan. Merhaba evladım. Ben Buz Devri filmine girmek istiyorum. Üstelik de hamileyim. Ve sizin hamileler ücretsiz giriş yapabilir kampanyanızdan faydalanmak istiyorum. Acaba bu kampanyanızdan faydalanabilir miyim evladım? Ablacığım, hamileler bizim başımızın tacı. Analar kutsaldır. Sen anasın ya. Bu sinemaya ücretsiz girebilirsin. Buyur ablacığım. Allah razı olsun evladım. Senin gibi insanlar olduktan sonra bizim sırtımız yere gelmez. Neyse, hadi kaçını verdim, ben içeri gireyim. Ben sana yardım edeyim ablacığım. Aa, bir dakika. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ulan sen erkek misin? Beni mi kandırıyorsun lan? Aa. Böyle sinemaya bedava girebileceğini mi sanıyorsun? Bu anne lan. Yürü git. Görmeyesin gözüm seni burada. Aa, ben nasıl erkek oldum? Vallahi kendiliğinden olmuş. Neyse. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bye. Allah'ım ya Rabbim ya. 3 kuruş para vermemek için girdikleri kılığa bak ya. Tövbe estağfurullah. Of ya. Hamile kılığı nasıl başarısız oldu ya. Eğer o başarısız olmasaydı şu anda sinemada film izliyor olacaktım. Biliyor musun? Of ya, ben ne yapacağım? Ya en iyisi ne yapayım biliyor musun? Her zaman çadırımda taşıdığım el kitapçığıma göz atayım. Bakayım içinde ne varmış? Belki içinde işe yarar ipuçları vardır. Plan A, temizlikçi kılığına gir. Bu ne biçim plan ya? Temizlikçi kılığına gireceğim ve tamirci olurum daha iyi. Işıkları bozarım, ondan sonra içeri girmeye çalışırım tamir edeceğim diye ışıkları. Aa, bir saniye, bu daha iyi fikir. O zaman gidip hemen tamirci olayım, sonra da gideyim ışıkları bozayım. Ondan sonra da sinemaya gizlice girmeye çalışayım. Çok iyi fikir, o zaman hemen gidip yapayım. Tamamdır, planın ilk aşaması için hazırım. Planın ilk aşaması neydi? Işıkları kapatmaktı. O halde ben cicik kapatayım. Ah, ne oldu ya? Elektrikler mi kesildi? Eyvah ya, seans da gelmek üzere. Şimdi ne yapacağım? Da kapattım. Şimdi güvenlik görevlisi panik olacak. Ne yapacağım ben, ne yapacağım diye panik yapacak. O sırada ben karşısına çıkacağım. Merhaba, ben tamirciyim diyeceğim. İsterseniz sorununuzu çözeyim diyeceğim. Bir sinema salonuna bakayım diyeceğim. Ondan sonra da güvenlik görevlisi beni sinema salonuna alacak. Ben de sonra filmle baş başa kalıp filmin sonuna kadar izleyeceğim. Çok iyi fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Eyvah. Ay ya, ben ne yapacağım ya? Bu kadın halimle elektrikleri tamir edemem ki, tırnaklarımı yeni yaptırdım. Merhaba, bir yardıma ihtiyacınız var mı acaba? Kardeşim, vallahi seni Allah gönderdi ya. Ben de tam içimden ne geçiriyordum biliyor musun? Bir elektrikçi, bir tamirci gelse de şu elektrikleri tamir etse. Kardeşim, elektrikler kesildi. Seans başlamak üzere. Çok önemli bir film girecek bugün. O yüzden hemen şu elektrikleri tamir edebilir misin? Ne olur ya. Aa, elektrikleriniz mi kesildi? Ben bunun için buradayım hanımefendi. Bildiğiniz üzere ben tamirciyim. Ve alet çantamı da yanımda gezdiriyorum her zaman. Neyse ya, ben tamir edeyim. Siz bir beni sinema salonunun içine alın. Ben orada yaklaşık bir 5-6 saat kalayım. Şu film bitsin. Ondan sonra ben tamir ederim. Merak etmeyin siz. Ya sen ne iyi bir insansın ya.
ya. Allah senin ne muradın varsa versin kardeşim. Tamam, içeri gir. 15 saat mi durmak istiyorsun? 15 saat dur. Ama ne olur şu elektrikleri tamir et ya. Yoksa müşteri gelmez dükkana, müşteri. Patron bana ne yapar biliyor musun? Ay, düşünmek bile istemiyorum. O zaman kardeşim sen içeri geç, hemen şu elektrikleri tamir et ya. O halde çekili de tamir edeyim ya. Hadi yolumdan çekelim. Tabii tabii, buyurun Allah'ım ya. Ne iyi bir insan ya. Bir saniye, bir şey soracağım. Burası buz devri salonu değil mi? Evet evet, buz devri salonu. Girelim. İçeride buz devri oynuyor yani. Evet, oynayacak az sonra. Bir saate oynar. Tamam, ben oradan başlayacağım tamir etmeye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Siz tamam, nasıl isterseniz. Tamam, ben giriyorum artık. Tamamdır. Allah Allah, burası neden kapalı ki? Az önce içeriden geldim, içerinin ışıkları açıktı. Aa, burada bir tane düğme var. Galiba bu düğme buradaki ışıkları açıyor. Neyse, hadi basayım. Aa, ışıklar geldi. Beyefendi durun durun. İçeri girmenize gerek yok. Çünkü içeri sadece biletli insanlar girebiliyor. Elektrikler de geldiğine göre siz gidebilirsiniz. Ama hanımefendi, böyle olmaz ha. Az önce yardıma ihtiyacınız vardı. Yardım edelim dedik. İnsanlık yapalım dedik. İçeri sinemaya girmeme izin veriyordunuz. Bir anda ne değişti? Elektrikler gelmiş olabilir. Hem ne malum göre gitmeyeceği. O yüzden benim içeri girmeme izin verin. Çünkü ben içeride buz devri izleyeceğim, tamam mı? Beyefendi, sizin niyetiniz sinemaya girmek galiba. Tamir etmek değil. O yüzden hemen defolup gider misiniz? Uf ya, bu ışıkları kim açtı ya? O hocanın kafasını kıracağım ya. Uf ya, şanssız oldum. Tamam, niyetim sinemaya girmekti, tamam mı? Bir saate kılıp taktım gene, tamam mı? Neyse, ama ben bu sinemaya gireceğim. Görürsün sen. Ben de seni bu sinemaya sokmayacağım kardeşim. Allah Allah ya, beleşçiliğe bak ya. 3 kuruş para vermeden sinemaya girecek, sinemayı izleyecek. Yok ya, böyle bir gişeci gördün mü sen hayatında? Bu gişeci var ya, bu gişeci. Kül yutmaz. Asla bedavaya sinemaya kimseyi sokmaz. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Hep başarısız oluyorum ya. Of, iyi tamam ya. Eve gidip artık eski filmleri izleyeceğim. Yapacak bir şey yok. O zaman üstümdeki her şeyi çıkarayım. Ve eve gidip bu zevrinin eski filmlerini izleyeyim. Yeni filmini izleyemeyeyim. Ha, bir saniye. Bu da ne böyle? Burada kayıp ilan yazıyor. Aa, bir köpek kaybolmuş. Hem de sinema salonunda kaybolmuş. Yazık gerçekten. Ha, bu bana çok iyi bir fikir verdi. Bu köpek benim olacak, tamam mı? Görevlinin yanına gideceğim. Diyeceğim ki, köpeğimi kaybettim. Lütfen bana yardım edin. Galiba sinema salonuna girdi. Onu alıp hemen çıkacağım diyeceğim. Bundan sonra da görevli iyi biri olduğu için bunu kabul edecek. Beni içeri alacak. Ben de bedava sinema filmi izleyeceğim. Aa, çok iyi fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Gel vatandaş, gel. Buz devrine 20 dakika. Sonra yok, ben giremedim. O filmi kaçırdım. Demek yok. Ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Bakın şu köpeği görüyor musunuz, bu köpeği? Bu benim köpeğim, tamam mı? Ve kayboldu. Gerçekten çok üzgünüm. Sinema salonunda kayboldu. Annem tasmasını açmış. Köpeği de kaçıvermiş. Köpeğimsiz ben yaşayamam. Ve duyduğuma göre, dedikodulara göre buz devri salonuna girmiş, biliyor musunuz? Lütfen onu orada arayayım. Lütfen bana izin verin, orada arayayım onu. Lütfen sizden yalvarıyorum. Sizin de köpeğiniz vardır eminim. Sizin köpeğinize eğer katsaydı size izin vermeselerdi nasıl hissederdiniz? Lütfen kendinizi benim yerime koyun, lütfen. Hadi koyun da filmi izleyeyim artık. Ne diyorsun, köpeğin mi kayboldu? Bu hikaye çok duygusal. Benim de köpeğim var. Tatlı küçük, adı da Maşa. Onu çok seviyorum ya. Bu hikaye beni çok derinden etkiledi. Tabii ki de içeri girebilirsin. Yeter ki o köpeği bul ve sahibine kavuşsun yavrucuğum. Ay çok kötüyüm. Hadi içeri gir. Aa, siz çok üzüldünüz. Çok iyi birisiniz. Gerçekten gençse bir sarılayım. Oley be. Şimdi sinemaya bedava gireceğim. Ay, lütfen kendinize gelin, tamam mı? Ben o köpeği bulacağım. Ve sahibine kavuşacak köpek, tamam mı? Yalnız kalmayacak. Şu buz devrinin süresi bitene kadar ben bir arayayım içeride. Siz de hiç kontrole falan gelmeyin, tamam mı? Tamam tamam. Sen yeter ki o köpeği bul. Bak, o köpek sahibini çok özlemişti. Tamam. Siz şimdi burada bekleyin. Ben sinema salonuna giriyorum. Tamam abi. Tamam. Bekliyorum. Aa, bir köpek avlıyor. Gel bakayım buraya. Aa, dur dur, baksana. Bu köpek o köpek değil mi? Vallahi da billahi da aynısı. Senin köpeğin işte. Al köpeğine git. Ver şunu bakayım. Oha, resmen bu köpeğin aynısı. Nasıl olabilir bu ya? Tüh, eyvah sana olsun. Aa, köpeğim benim, ne kadar güzel köpeğim. Allah'a şükürler olsun ki seni buldum. Tüh ya, seni bulduğum için sinema salonuna da girmeme gerek kalmadı, değil mi görevli adam? E tabii gerek yok. Al bakalım köpeğini, bak kaçmaya çalışıyor bu köpek. Evine götür bu köpeği. Sonra kaçıyor, hüngür hüngür ağlıyorsun ya. Ben bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Beni duygusal olarak çökerttin resmen. Hadi defol git de ben işimi yapayım.
yapayım ya? O zaman ben ayağa kalkayım ve gideyim. Of ya, böyle bir şey olamaz, tamam mı? Ne diyorsun be? Köpeğini buldun işte. Hala ne istiyorsun? Of ya, iyi tamam gideyim ya. Köpeğimle birlikte bu zevrini izlemeyeyim, tamam mı? Aa, ne yapıyorsun? Köpeğimi niye alıyorsun? Sonunda buldum seni. Ne demek sonunda buldum seni? Yoksa sen sinemaya girmek için bu köpek benim diye yalan mı söyledin? Pöf senin kalıbına. Yazık be yazık. Yaptığın işe bak ya. Defol git, gözüm görmesin. Yoksa polis çağıracağım. O zaman ben gidiyorum. Lütfen polisi aramayın, tamam mı? O zaman ben kaçtım, bay bay. Canım köpeğim, sonunda buldum seni. Hadi evimize gidelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Nelerle muhatap oluyorum ya. Çocuk gerçekten kafasında bin bir türlü katakulli geliştirmiş sinemaya girmek için ya. Neyse, bile satmaya devam edeyim de birazcık para kazanayım. Gel vatandaş gel. Bu devrin 10 dakika. Hadi hadi hadi. Gerçekten hayretler içerisindeyim ya. Şu gişe görevlisine bak ya. Sanki bankayı korur gibi koruyor sinemayı. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bu sinemaya gireceğim ama. O gişe görevlisi inatçıysa ben daha inatçıyım ha. Neyse, nasıl girebilirim ki bu gişe görevlisi buradayken? Keşke şuradan gitse de girsem. Bir saniye. Onun gitmesini sağlamam gerekiyor. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? Buldum. Sahte anons geçireceğim. Onu başka yere çevireceğim. Ondan sonra da içeri gireceğim. Çok iyi fikir. Halde hemen gidip sahte anons geçeyim. Tamamdır. Şimdi ben neredeyim bakayım? Güvenlik odasındayım. Harikayım valla. Bu da ne böyle? Güvenlik şapkası. Bana da çok yakıştı. Benden çok iyi güvenlik olur. Bu da ne böyle? Bu kamera sistemi. Her yeri görebiliyorum. Ne yapıyorum ben ya? Yalan benim olsa güvenlik gelir beni yakalar. Neyse, hemen sahte anons yapayım. Gişe görevlisi hanım, hemen lütfen tuvaletlere gelin. Tuvaletlerde birisi çok büyük bir operasyon yapmış. Çok pis kokuyor. Yardımınıza ihtiyacımız var. Anons geldi ya. Tam muzumu yiyecektim. Birazcık karnım acıkmıştı. Neyse, yapacak bir şey yok. Görev hayattaki en önemli şeydir. Hemen gideyim de şu tuvaletlerdeki kokuyu düzelteyim. Geliyorum. Allah Allah. Gitti mi ya? Göremiyorum ki. Ne yapacağım ben? Bu çalışıyor mu? Sesini duyan var mı? Şu an anons mu yapıyorum? Ay anons yapıyorum. Herkes bana baktı güvenlik kamerasından. Şeyde gitmiş, gişe görevlisi de gitmiş. Yerinden ayrılmış. Tamamdır. Çok iyi bir plan yaptım valla. Şimdi bu zevrini giyip izleyeceğim. Oley be. Çok zekiyim valla. O halde bu zevri izleme vakti. Oley. Bu zevriyle aramda kimse kalmadı. Çok mutluyum valla. Allah'ım sana şükürler olsun. Vallahi bana bu günleri yaşattığın için. Amin. Tamamdır. O halde şimdi bu zevri beni bekletelim hanım. Bu ne böyle kolay? O ses neydi öyle? Sanki bir insan düştü. Acil durum tüm görevlerden daha önemlidir. Hemen gidip bu düşen kişiye yardım etmeliyim. Yetiştim. Neyin var? Ne oldu? Kalk bakalım. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Ne oluyor? Kolum çok acıyor. Bir dakika, sana bir soru soracağım. Durabiliyor musun? Duramıyorum, çok acıyor valla. Eyvah, kırık olsa duramazsın. Bu kol kesin kırık. Bakayım. Eyvah, kırılmış. Merak etme. Benim ilk yardım sertifikam var. Sana yardımcı olacağım. Şimdi şu bandajı alalım. Kolunu bana iyice uzat. Bu kol kırılmış. Birkaç gün kullanmasan iyi edersin. Hatta sen bir doktora gitsen daha iyi edersin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba sinemaya girebilir miyim? Bana bak, beleşçilik yok. Beleşçilik yok. İyi, sarmıyorum kolunu ya. Aç kolunu. Kırıkmış kolun. Sinemaya falan giremezsin. Defol git evine ya. İyi tamam, gidiyorum. Allah'ım ya. Her fırsattan istifade. Hemen sinemaya gireyim. Burada beleşçi mi yazıyor ya? Ben hiç beleşçi bir insan değilim. Neyse, görevime devam edeyim. Hayatımda bu kişiye görevlisi kadar zalim insan görmedim, biliyor musun? Kolum kırıldı, koluma sarmadı bile. Ne kadar kötü bir insan gerçekten. O zaman daha kötü yöntemlere başvuracağım. Ve bu yöntemlerinden ilki de ne biliyor musun? Hipnoz. Onu hipnoz edeceğim. Kendi kölem yapacağım. Diyeceğim ki tüm filmleri Merve bedava izleteceksin diyeceğim. O da hipnoz olduğu için bunu kabul edecek ve beni sinema salonuna almak zorunda kalacak. Bu yasak bir yöntem ama yapmak zorundayım. Çünkü başka çarem kalmadı. O halde gidip yapayım. Kapılar kapanıyor. Buz devri başlıyor. Yetişin. Ne var ya? Yine ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Sadece şuna bakmanızı istiyorum. Şuna bakın ve hipnoz olun. Ben 3 deyince benim kölem olacaksınız. Ve ben ne dersem yapacaksınız. Anladınız mı beni? Emrinizdeyim.
miyim efendim? Siz ne derseniz yapmaya hazırım. Aferin. O halde sana ilk emrim nedir biliyor musun? Nedir efendim? Kenara çekileceksin ve benim sinemaya girmeme izin vereceksin. Tabii efendim. Siz nasıl isterseniz buyurun. Aa, teşekkür ederim. Keşke ilk bu yöntemi kullansaydım. O zaman Buz Devri beni bekliyor arkadaşlar. Hemen gidip Buz Devri'ni izleyeyim. Oley be. Daha film başlamamış. Arkadaşlar ben şimdi Buz Devri izleyeceğim. En sevdiğim film olan. Peki sizin en sevdiğiniz film ne? Yorumlara yazın muhakkak. Arkadaşlar bakın şu anda ekranda bir sürü videolar çıktı. Şimdi o videoları izleyin, bana söz verin. O videolarda da buluşalım. Anlaştık mı arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. O halde şu ekrandaki videolarda görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.